Evet, Antalya'dan hepinize merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Ben hazırlıklara başladım. Saat 8 şu anda. Çayımı koyayım. Bir taraftan da poğaça hamuru yoğurdum. Bizimkiler yolcu çünkü. Bugün gidiyorlar. Allah'ın izniyle. Ben de dedim, aslında akşamdan mayalı bir şeyler yapacaktım ama vakit olmadı. Asya çok geç gitti akşam. O yüzden mayalı bir şeyler yapamadım ama şimdi bir kabartma tozu hemen poğaça yoğurayım. Hem kahvaltı da yeriz hem de giderken çocuklar yolda yerler belki. Tabi Asya'da gidiyor. Son anda ona da bilet aldılar. Normalde gitmeyecekti, Asya benimle kalacaktı ama Ünal'la Lütfiye'nin hiç içine sinmedi Asya'yı bırakmak. Yani dedim uyuturken falan çok problem çıkarabiliyor. Annesini istiyor çünkü. O yüzden benim gözüm de korkuyordu. Hani hep benim bakmama rağmen işte annesini istiyor yatacağı zaman. Lütfiye de dedi annesini perişan ederse hani yakın yer değil. Hani 2 saatlik falan olsa hadi geldi aldı olur ama 7-8 saatlik yol. Hiç yakın değil. O yüzden anne dedi onu da götürelim. Son anda ona da bilet aldılar dönüş için. Giderken zaten bizim arabayla gidecekler. Hatta Lütfiye dedi ki anne sen de gel madem. Yani hepimiz birlikte gidelim. Bizim arabanın maalesef arkası çok küçük. Sığmamız mümkün değil. Hani ya benim ayrı gitmem lazım. Ona da hani gerek yok dedim. Orada artık İki çocukla Ünal, Muzaffer ikisi ilgilenecekler. Sağlıkla inşallah gider gelirler. Çok da soğukmuş. Yazan arkadaşlarımız olmuş. Ankara soğuk diye. Yani biliyorum oranın soğuğunu. Hani Asya'nın gitmesini o yüzden de istemiyordum. Soğukta ne yapacak çocuk diye. Artık gidecekler bakalım. Ben de 2 gün tek başımayım. Diyorum ki arkadaşlarımla buluşsam, plan mı yapsam, temizlik mi yapsam, vallahi ne yapacağımı bilemedim. Ani gelişince, hani kendimi Asya ile kalmaya şey yapmıştım ya, odaklamıştım. O yüzden böyle bir plan değişikliğinde ne yapacağıma inanın karar veremedim. Hatta akşam yengemle konuştum da yenge dedim seninle buluşsak falan dedim, o da çok iyi olur dedi. Belki yengemle buluşuruz, bir şeyler yaparız dışarıda. O yüzden hiç bilemiyorum. Bugün şimdi kahvaltıdan sonra yolcularımızı göndereceğim. Bugün belki biraz temizlik yaparım. Bugün çıkamam dışarıya da. Buna da şey koydum. 200 gram kadar tereyağı koydum. Yarım su bardağı yoğurt koydum. Yarım su bardağı sıvı yağ koydum. 1 tane kabartma tozu, 2 yumurta, malzemeleri koyduktan sonra kabartma tozunun üzerine de 1 yemek kaşığı sirke, böyle kabarttı o da, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Epeydir yapmamıştım, genelde hani böyle mayalı yapıyordum. Tarif defterine baktım artık tarif için. Kara kaplı defterime. Yani tereyağını da çocuklara dedim zararlı olmasın. Margarinlere yapılıyor da. Ben de daha sağlıklı olsun diye tereyağı yaptım. Üzerine yumurta süreceğim. Yumurtanın, 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Yani hemen böyle anlık gelişti zaten. Sonra fark ettim dedim açılış yapayım. Ellerimi yıkadım tekrar işte. Kamerayı açtım. Dedim çekimde yapayım. Hem sizlerle sohbet ederken nasıl yaptığımı inanın anlamıyorum. Hani sizler de izlerken keyif aldığınızı söylüyorsunuz benim sohbetimden. Artık dediğim gibi 2 gün ne yaparız bilmiyorum. Buna maydanoz koymadım. Çocuklar bazen şey yapıyor ya, içinde maydanozu seçiyor. Gerçi bu hafta Asya salata yedi. Yani maşallah maşallah diyeyim de
Ya okulda yediği için alıştı. O kadar şaşırdık ki yemeğin yanında o gün salata yedi. Hatta salatanın suyuna ekmek batırdı. Yani hiç yaptığı bir şey değildi. Asya'nın çok şaşırtıcı ve mutlu edici bir şey, bir durum oldu bizim için. Gerçi dün Adana kaşıkla yedi salatayı, böyle domatesinden, salatalığından verdim. Onun da hoşuna gitti. Ablası yiyince herhalde öyle oluyor zaten. Abla yediği zaman daha bir kıymetleniyor her şey. Bizde durumlar böyle, yolcularımız var. Yani içim biraz buruk. Hani Muzaffer gittiği için. Ama neyse, 20 gün sonra biz de gidiyoruz. Beraber orada olacağız artık. Nasip olursa. Tabii Eltim'in bohça işleri olacak. Bohça getirip götürme işleri olacak. Oğlan tarafıyla, damat tarafıyla daha doğrusu. Hani onlarda bulunamayacağız. Artık Muzaffer orada olacak. Hatta nikahları da ayın 14'ünde kıyılacakmış. Nikaha Muzaffer gidecek artık. Biz tabii gidemeyeceğiz. Ay şöyle, bunları da minik yaptım. Bir düğün telaşımız var. Allah nasip ederse. Eltim'in büyük kızının da şeydi, kıştı. Görkem'in de Şubat mıydı ya? Sanırım Şubat falan da düğününün yapıldığı. Yaz düğünleri tabii daha rahat oluyor ama artık böyle denk geldi. Çocukların şey durumundan dolayı, iş durumundan dolayı bu dönemde yapmak zorunda kaldılar tabii. Birazdan şimdi Ada gelir diye, o yüzden Asya okula gidecek çünkü dün şey yaptık, bak onu çekemedim ben. Bugün çılgın saç partisi varmış okulda. Asya ona katılacak, ondan sonra yola çıkacaklar. Asya çok istiyordu çünkü. Anne dedi ona katılsın, ondan sonra çıkalım. Zaten bir yarım saat falan sürecekmiş. Bakalım video atacaklar, nasıl olacak. Şey yaptık. Bulut, böyle iki tane lastik tokanın etrafında pamuk yaptık. Sonra o iki bulutu birleştiren böyle renkli gökkuşağı yaptık. Onu saçına takacak bakalım. Silikon tabancasıyla yapıştırdık dün. Tabii Asya'nın saçları az olduğu için hani nasıl duracak kafasında, lastik nasıl duracak onu da bilmiyorum ama dün yaptım artık, valla geç vakit onu da tamamladım. Ama onu yaparken çekim yapmak da aklıma gelmedi. Keşke çekseymişim, fikir olurdu. Böyle değişik saç tasarımları günüymüş bugün okullarında. Öyle bir parti olacakmış. Tabii çocuklar böyle eğlenceli şeyleri seviyorlar ya. Daha belki birazdan şey, Asya'yı okula bırakırken gelirse görürüm. O zaman çekerim. Elbise ne giydirecek altına bilmiyorum ama. Ay, heyecanlı bir gün. Sağlıkla, sıhhatle gitsinler de. Kayınvalidemin de Asya'dan haberi yok. Asya gelmeyecek demiştim ben ona. Ona da sürpriz olacak. Görünce çok sevinecek. Çünkü Asya'yı daha çok gördü. Kayınvalidem adayı bir 2 aylık falandı sanırım. 2-3 aylıktı, doğru. Hani şeyden görüyor, videolardan falan görüyor adayı ama Asya'yı daha çok gördüğü için Asya'yı çok çok seviyor. Şimdi görünce valla sürpriz olacak. Hatta Asya ona şey diyor, uf uf diyor. Kayınvalidem buradayken en son işte burada düştüğünde adanın dolmasına tabii 1,5 sene falan oldu kayınvalidem buraya geldiği. O zaman yürürken tabii dizlerinde de protez olduğu için kayınvalidemin ameliyat olmuştu daha öncesinde. Böyle yürürken istemsiz uf uf diyormuş. Asya da bunu gözlemlemiş. Hani hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Uf uf, adı uf uf kaldı kayınvalidemin, o yüzden. Ay şimdi gidince
Ona çok çok sürpriz olacak. Şöyle yumurtamızı da süreyim. Üzerine şey yapmayacağım. Çörek otu ya da susam yapmayacağım. Çünkü yerken arabaya dökülür. Muzaffer arabanın içini temizlemişti. O yüzden şimdi dökülünce şey yapar o. Stres yapar. Araba kirlendi, araba kirlendi. Gerçi torunlara artık sesi çıkmıyor da. Şöyle poğaçalarımızı hemen fırına süreceğim. Muzaffer zaten fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak yiyor. Hemen yumurtayı da bu yoğurt koyduğum şeye koydum. Su bardağına. Çabucak olsun diye. Pratik. Biz ev kadınları hani daha az bulaşık çıksın diye böyle şeyler yapabiliyoruz bazen. Ama bazen de hani detaylı çekim falan yaparken hani ayrı ayrı koyuyorum malzemeleri kaplara ama bugün böyle oldu. Hemen pratikçe aynı bardakla ölçtüm. Yoğurdu, sıvı yağ, ondan sonra da yumurtayı da içine kırıverdim. Evet, ellerimi yıkayayım, bunu fırına süreyim. Şimdi hep yoldan şey geçiyor, servisler, ondan sonra okula gidenler, işe gidenler. Şuradan hemen bakıyorum ben, gelince çayı koyarken camdan dışarı bakıyorum insanlara. Bunu hemen fırına süreyim. Şöyle. 200 derecede. Pişerken de kahvaltımızı hazırlayayım ben. Evet, sofrayı hazırlamadan şu panjuru kaldırayım. Çünkü güneş giriyor, burası bayağı bir sıcak oluyor. Bizim yatak odası tarafı. Burayla böyle 5 derece falan fark ediyor. Panjuru kaldırdım. Şurada da malzemeler vardı. Şöyle akşamki yaptığımız toka için. Bunlar simliydi. Biz düzlerini kullandık. Daha böyle şey olsun diye hani gökkuşağını andırsın diye simli değil, parlak değil de normal olanlardan yaptık. Aslında bunu da Asya gördü sonradan daha çok sevdi. Burayı da kirletmişim. Masayı da sileyim silikon tabancasıyla. Orayı da masayı da sileyim. Ondan sonra kahvaltıyı hazırlayayım. O zamana kadar da poğaçamız pişer. Evet, çayımız da kaynadı. Sirke de bu Kavaklı Dere markası Hasanoğlan'da fabrikası. Artık gelirken unutmazsam alacağım hem beyaz sirke hem bu üzüm sirkesinden. Çünkü beyaz sirkeyi de evleri falan silerken kullanıyorum. O da bitmek üzere. Geçen sefer gelirken almıştık. Şöyle çayımızı atayım. İnşallah unutmayayım da sirkeden alayım bari. Tabii çayı demlerken bazen suyu koyuyorum, çayı üzerine atıyorum. Bazen de bu şekilde demliyorum ama çayın tabii değişik demleme şekilleri var. Karadeniz arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Hatta porselen demlikte falan çok güzel olur çay diye yazanlar olmuştu daha öncesinde. Ama porselen çaydanlıklarını kullandım. Hani bu tatta olmadı. Çay yani geç demlendi. Nasıl diyeyim, demini almadı mı? Onun tadı bilmiyorum, bana şey geldi. Hoş gelmedi. Hani böyle bir çaydanlığın çayını daha çok sevdim. Ama porselende sevenler de var tabi. Tadını. Ay şu tabakları
kaşığı. Bal yiyor Ada. Çay kaşığıyla Muzaffer de şeker atıyor çayına. Şuradan bardaklarımızı da çıkarayım. Tam çayımız demleyene kadar poğaçalarımız da pişecek inşallah. Muzaffer'e bir kaşık koyayım. Muzaffer'e bir de şeker atayım çünkü o sabah kahvaltısında mutlaka çaya şeker atıyor. Başka zaman kullanmaz. Kahveye falan şeker atmıyor. Çok az atıyor. Ama kahvaltıda böyle tatlı bir çay seviyor. Şimdi biraz peynir zeytini de çıkarayım. Ay tabii bugün dışarı çıkıp nefes almayı unuttum. Her gün sabah böyle dışarı çıkıyorum. Tertemiz bir hava. Ay unuttum hemen böyle poğaça yapmaya kalkışınca. Ay rüzgar da bütün havuzun içerisine yaprakları doldurmuş. Burayı temizlediler. Bu taraftakini. Orada kalmış. Bütün rüzgar fırtına uçurmuş yaprakları. Havuza doldurmuş. İçinde de su var. Onu sonra temizliyor tabii görevli. Ay şöyle mis gibi bir hava. Ama serin. Dışarısı serin. Evin içerisi sıcak. Kalorifer yanıyor çünkü. Sabah şu saatte bayağı buz gibi esiyor. Ay Lütfiye de bavulunu hazırlamamıştı. Şimdi ne yaptı bilmiyorum ama bir telefon açıp sorayım. Akşam geç vakit daha ders çalışıyordu, test çözüyordu. Sorularla ilgili. Anne dedi bavulu hazırlamadım daha. Belki gece geç vakit hazırladı bilmiyorum. Şimdi birazdan gelirler bakalım. Muzaffer hazırladı bavulunu ama ne yapacaklar yolculukta. Evet poğaçalarımız pişti. Görüntüsü güzel. Tadı nasıl? Şimdi bakacağız artık. Muzaffer de şaşırdı. Poğaçayı görünce ona söylememiştim. Sürpriz oldu. Lütfiyeler gelmediler. Ben şimdi bir bardak çay dolduracağım. Çayımı içeyim. Bir kendime geleyim. Muzaffer de duşa girdi. Dedi kendime geleyim. Yolda dedi şey yapmayın. Uykum falan gelmesin kendime geleyim de dedi duş alayım. O yüzden onları beklerken ben bir çayımı içeceğim. O sırada tabii yorumlarınıza bakacağım. Telefondan içeride hemen oturayım. Evet. Çay güzelce demini almış. Altı kısıkta. Asya'yı annesi okuldan aldı geldi. Nasıl geçti partiniz Asya? Partide mısır vermişler. Bak tokasını ben yaptım dün. Asya bir yakında gelir misin? Birazcık gelebilir misin Asya? Yakından çekeceğim gel. Bak bulut ve gökkuşağı yaptık kızımın kafasına. Çok güzel oldu. Asya arkadaşlarının saçları nasıl olmuştu peki? Değişik olan var mıydı? Ne yapmıştı onlar kafalarına? Bebek yapmış. Aa, seninki bulut olmuştu. Bulut ve gökkuşağı senin. Değil mi? Orada mısır da mı verdiler? Şeda teyzesi patlatmış mısırı. Ha, öyle mi? Okula sabah, gelmeyecekti. Sabah Demir'e şapka yapmış popcorn'da. Ha? Yani kırmızı bir şapka üstüne popcornları yapıştırmış. Ha. Çocukların da canı çeker diye mısır patlatmış. Ay ben de okulda şey yaptılar sandım. Asya nereye gidiyorsun sen şimdi? Kime gidiyorsun? Kime gidiyorsun şimdi sen? Kime? Nereye? Ankara'ya. Ankara'ya gidiyorsun sen. Ufa gidiyorsun sen Asya. Değil mi kızım? Şapkasını alacak mıyız? Şimdi Ünal'ı bekliyoruz. Yani onun o da üstünü değiştirecek. Çıkıyorlar. Ha, yiyecek kısmını ona mı koydun Muzaffer? Evet. Şöyle tamam. Çok yaşa, iyi yaşa. Ver onları bana. Al şu. Ay baba dur dikkat et. Hah, yastık da aldı. Düzeltmene gerek yok zaten. Yastık arabada kalsın Muzaffer de. Tamam.
Biz gelirken getiririz artık. Uçakta yük yapmasın. Ben de ineceğim anne. Tamam ineceksin. Ay su almadım arkanızdan dökmeye ya. Boş ver, gerek yok. Hayatım. Hadi gidiyoruz anne. Tamam. Efendim. Edran vardı ama kolaydı mı ki o? Yürü. Neyse. Evet. Bodrum'a mı basıyoruz? Tabii. Arabalar Bodrum'a. Asya. Yoldan alacaksınız eldiven. Tamam mı? Ne oldu? Hadi ben alayım. Kucağıma mı alayım seni? Asya'nın da Adana'nın da o kadar uykusu geldi ki gözlerinin altı kıpkırmızı olmuş. Tamam, ikisi de hemen uyusunlar inşallah. İnşallah yarabbim. Güzelce uyusunlar kızlarım. Yolumuz açık. Ulan senin montun nerede? Asya sürekli kardeşinden bahsediyor. Gerçekten. 6 yaş. Arabadan. 6 yaş öğretmeniyle karşılaştı da. Tamam, Simge diyebilirsin. Dur sen alsana. Diyor ki sürekli diyor. Asya diyor adadan bahsediyor bize diyor. Benim... Geri geldim, açıldı. Bakalım nasıl sıyacaksın? Sen öbür taraftan bin tamam. Ünal sen koltuğu getirecek misin? Aslında diğer taraftan biniyoruz biz. Biz seni diğer... Saçlarını çıkarttım, tokalarını da. Güle güle gidin, tamam mı? Asya, Ankara'ya çok selam söyle, tamam mı? Güle güle kızım. Şunun arkasını yayıyor bana. Ben çünkü tişört olmazsa tamam. Şey var. Valla orada tişörtü nasıl giyeceksin bilmiyorum. Biraz soğukmuş. Çok soğukmuş ama. Dur kızım. Şöyle bizim bagaj küçük olduğu için valla eşyaları en şeyde minimumda tutmaya çalıştılar. Onu aşağı koyalım. Dur. Arkada şarj açman gereken bir şey var mı? Kablo? Arkada var. Kablosu var. Hazır. Asiyacım hadi iyi yolculuklar. Hadi güle güle. Hadi ben öpüştüm. Hadi oturuyorum. Kazasız belalı olmuyor. Yok dikeceğim şu şeyi kapış. Beni almayacağım. Hadi Allah'a şükür. Hadi. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Hadi sağ olun. Kazasız belalı olmuyor. Asya arka koltuğa. Hadi. Bir bak sıkışmadı değil mi? Hayır. Tamam. Uykusu geldi hadi. Bana. Tamam. Hadi. Güle. Kalın sağlıcakla. Tamam. Hadi güle. Hadi bay bay. Evet. Ay o kadar çok yoruldum ki anlatamam. Dün bizimkileri yolcu ettikten sonra eve çıktım. Dedim ki acaba ne yapsam, hani temizliğe mi başlasam, yoksa battaniyeyi üzerime çeksem, yatsam bir film açsam, hani dinlensem mi, dışarıya çıkıp gezmeye mi gitsem derken o sırada kız kardeşim aramıştı. Seher abla dedi ne yapıyorsun? Valla dedim kararsızım ablacığım, ne yapacağımı bilemedim dedim. Bizimkiler çünkü geç vakit gittikleri için, hani sabahtan gitmiş olsalar sabahtan işe başlardım. Hani öğleden sonra geç vakit işe başlamayı sevmiyorum aslında. Sabah erken saatte temizlik yaparsam benim için daha güzel oluyor. Kız kardeşim de dedi ki abla dedi hiçbir şey elleme bence dedi. Yat dinlen dedi. Dedim dur bakalım dedim evin durumuna göre dedim. Baktım ki ev her yerde hani nereye baksam inanın kirli, her yer kirli. Dedim ki Serpil kalk, yani yarın da dedim olsa senin bu işler bekliyor. Bugünden yap ki dedim, yarına rahatlarsın. Dün akşama kadar, saat 6'ya kadar temizlik yaptım. Bir işte mutfakla Asya'nın odası kaldı. Sabah da kalkınca halıyı sildim. Bu halıyı biliyorsunuz çok kirli halım. Aslında yıkamaya yollayacaktım ama bu sene de artık yıkatmayacağım. Çünkü çocuklar mutlaka bir şeyler döküyorlar. O yüzden sadece sildim ama parladı. Sildikten sonra da güzel oldu. Bir işte mutfak dolaplarım var, temizlenecek. Bir de Asya'nın odasının şimdi döşeğin işte üzerindeki örtüyü falan yıkadım. Dışarıda onlar kuruyorlar, onlar kurusun. Bu sefer orayı sileceğim.
Yani işlerle boğuştum. Akşam bir de deprem oldu. Saat 11 gibi hatta Seda ile konuşuyordum. O da takipçilerimizden çok çok seviyorum kızım gibi. Onunla telefonla konuşuyorduk. Ay dedim deprem mi oluyor, başım mı dönüyor dedim. Bayağı bir böyle 5-6 saniye sürdü. 5 şiddetindeymiş deprem. Böyle yaylandık. Hani bazen böyle bir alttan gelir deprem. Bu yaylanarak oldu. Allah esirgesin. Ondan sonrasında da işte herkes aradı. Muzaffer arıyor, Lütfiye arıyor. Nasıl oldu deprem, iyi misin falan diye. Hani Allah tabii ki afetlerden korusun ama akşam da böyle bir deprem atlattık. Onun haricinde işte iş güç, sabah da kahvaltı yaptım böyle geç vakit. İşlerimi hallettim, halıyı falan sildim. Sonrasında kahvaltımı yaptım. İşler beni beklerken hani mümkün değil, böyle rahat edemiyorum. Dedim ki rahatça çay keyfimi yapayım en azından. Ev işini yaptım, hallettim. İki makine falan işte çamaşır yıkadım. Onları astım. Bir kısmı kurumuştu. Onları geri topladım. Şimdi bulaşık makinesini çalıştırdım. O ocağın yanında kavanozlar falan vardı. Onları boşalttım içlerini. Onları falan da attım. Bir mutfak kaldı dediğim gibi. Onun haricinde hani çok şükür bitirdim. İşlerimi bitirdim sayılır. Bugün artık öğleden sonra da dinlenirim diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Nasip artık. Muzaffer'ler de sağlıkla varmışlar. Akşam saat kaçtı? 7.30'da falan vardılar onlar da. Geç vakit vardılar. Geç çıktıkları için. Çok da durmamışlar. Hatta yemek yemek için bile diyor duramadık. Çünkü tam yemek yiyecekleri zaman ada uyumuş. Yol boyu çok ağlamış ada. Hep annesini istemiş. Annesinin kucağına gitmeyi istemiş. O yüzden diyor yeni uyumuştu. Yemek için de durmadık diyor. Direkt gitmişler. Zaten kayınvalidemler de yemekleri falan yapmış, hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Yemeklerini falan yemişler. Güzel diyor. İyi geçti. Hani yolculuk dediler. Ama soğukmuş tabii Ankara. Sabah da Lütfiye'nin sınavı 9'daydı. O da güzel geçmiş. Şükürler olsun. Öğleden sonra bir daha var sınavı. Saat 4'te girecek işte. Sonra işte Muzaffer onu almaya gidecekler. Ondan sonra da kuzenine belki uğrarlar, Görkemler. Onlar bekliyorlarmış. Oraya uğrar bir kahve içeriz belki dedi. Ondan sonra Hasanoğlan'a geçeriz zannededi. Ay öyle işte yani sınav maratonu da inşallah bitirince rahatlayacağız diye düşünüyorum. Ya ev işi hani nankör gerçekten ama hani iki günde uğraşınca dip köşe inanın hepsi bitiyor. Dantelleri falan da attım. Vitrinin o dantellerini yıkadım. Çünkü onlar çocuklar hep oyun oynarken alıyorlar, yerlere falan sürüyorlar. Onları yıkadım. Mutfaktaki yerdeki işte kilimi yıkadım. Yıkanacak şeylerin çoğunu yıkadım. Bir işte sandalyeler kaldı. Şu sandalyeleri sileceğim. Onlara çünkü hep kalem, boya falan sürdü Asya. Bir onlar var aklımda. Çoğunlukla işlerimi hallettim. Şükürler olsun. Allah sağlık versin de yapabilelim tabii ki. Şimdilik size veda edeyim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.